Ruhun yoksa içinde gerçekten beyninin içinde ne olduğunu düşünüyorsun? Beyin. Beyincik. Bence beyninin ne olduğunu da şimdiler. Senin inancının bir tık pasafüsü olduğunu düşünmüyor değil. Sen peki hiç kutsal Nepal hamam böceği üretme tapınağına gittin mi? <laughs> Gitmedim. Belli gitseydin böyle konuşamazdın. Peki panteizmin kelime anlamını söyler misin bana? Pantüm. teyzim, Tanrıcılık. 7 bölüm ayrılıyor pantezim. 7 farklı inanışı var. 7 farklı bölüm ayrılmıyor. 7 farklı bölüm ayrılıyor. Sayar mısın lütfen? ile çarpıyorsun kendi yaşını. Neden 99,45? Özel bir anlam var. Lejyona katılırsan anlatırım. Tekrar başka bir ruhu olan bir varlık, bir canlı olarak doğacağımı düşünüyorum. Hı -hı. Hani şu anda stüdyomuzda gezinen sinek olabilirim. İstersen tuvalet terliğini tap bana. Ne? Paralel evrende kozmik bağlam ve eşgüdümlü sinerji entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Bir sürü kitap indirmiş yani. Kur'an-ı Kerim kaç? Üç tane mi? Ben ruh değilim. Bütünüyle bedenim. Ruhta bedendeki bir şey verilen bir isimdir sadece. Niçe? Dünya yok oldu zaten. Nerede yaşıyoruz şimdi? Yani şu an biz videoyu çektik, bitti. Eve gittik. Belki ben şu an videoyu izliyorum falan. Bir şey kanıtla bize. Ne kanıtlayayım? Ne bileyim bir şey kanıtla. Elini böyle yap. Kafana koy. Ermano, Ermano, Ermano de üç defa. <laughs> altında kalmaya devam edin. Evet efendim Yeraltı'na hoş geldiniz. Tekrardan bendeniz Muhammed Baçeci. Yine dinsizin hakkından imansız gelir dedik ve programımızı yine ve yeniden başlattık. Bu hafta iki tane arkadaş karşı karşıya. Birisi bu atların adamı diye adlandırılan bir isim var ya. Mert Pikman. Kendine böyle bir isim takmış. E, farklı bir lejyondan olduğunu söylüyor. işte satanist olmadığını, farklı bir inanca sahip olduğunu ve bu inancı Türkiye'ye kendisinin getirdiğini iddia ediyor. Karşısında ise Panteis Buse var. Panteis Buse ise her şeyin Allah olabileceğini hatta uçan bir sineğin bile aslında bir tanrı olabileceğinden bahsediyor. Sevgili dostlar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi en baştan şunu söyleyeyim. Troll yapmayın falan demeyeceğim. Çünkü yüksek muhtemel ikinize biraz troll Bunu artık anladık. Özellikle Mert'te bunu çok görüyoruz. Ben de asla troll Ama yok. Lütfen, Sadece lütfen. kendi davamı yayıyorum yani. Senin davanı da konuşacağız. E ee, bu seslendirme tarzında konuşacağız. Ben Ancak şunu söylemek istiyorum ve bildirmek istiyorum. Programımızı biliyorsunuz kayıt altına alıyor ve daha sonra bu programın silinmesine asla müsaade etmiyoruz. Ne olursa olsun. Program yüklendiği tarihten ve saatten sonra asla kaldırılmayacağını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Ben de onaylıyorum. Peki. Önünüzde bulunan kağıtlara isim soy isim, arkasında oturduğunuz il ve ilçeyi yazıp daha sonra sonuna tekrar isim soyisim yapıp yazıp peşinere imza atmanızı sizden rica edeceğim. Önce Buse yapsın. Buradaki gayemiz programın telif haklarını koruduğumuz, daha sonra programa alakalı olabilecek şeyleri tamamen bizim yönetimimizde olduğunu size bildirmek. Bunu hem sizin huzurunuzda hem de halkımızın huzurunda, daha sonra herhangi bir mahkeme durumunda da bu görüntülerin delil olarak kullanılacağını da bildirmek istiyoruz. Yazılacak evet. olan isimlerin gerçek olup olmaması hiçbir şey değiştirmiyor. Yani isim gerçeği yansıtmasa bile önemli olan buradaki onaylıyorum kaydı ve imzası. Şimdi dinsizin hakkından imansız gelir programımız tüm hızıyla ve heyecanıyla başlıyor. Gençler birbirinize neler sormak istiyorsunuz? Selam öncelikle sabah şefleriniz ayrola ben Mert Pinkman. Bugün sizlere unicornizmin gerçeklerini anlatacağım. Daha önce bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bunların hepsini düzelteceğim. Ve unicornizmi katlayarak, çoğaltarak yolumuza ilerleyeceğiz. Panteist Buse'yi bugün unicornist yapmaya çalışacağım. Ve çok akılcıl birisi olduğu için muhtemelen <laughs> çağrımı karşılıksız bırakmayacak ve bize katılacağına <laughs> eminim. Hadi bak. Yani umarım gerçekten kayda değer bir şeye inanıyorsundur. Ve ben de İnanırım kayda değer bir şeyse ama sanmıyorum. Belki de sen pantheist olursun. Bilemeyiz. Benim öyle bir gayem yok. Ama eğer olursan mutlu olurum. Onun dışında senin inancının bir tık felsefisi olduğunu düşünmüyor değilim yani. Niye felsefisi diyorsun mesela? Neyini gördün? <laughs> ya yani öncelikle iki senin de felsefi bir şeye inandığını düşünüyorum. <gülüyor> Orada <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Burnu da tıkalıyor sessiz de gülemiyorsun dilerim onu. Ben söyleyeyim o zaman ben başlayayım. <laughs> tamam. Öncelikle ben önceki programlarda bazı yanlış anlaşılmalar oldu inancım hakkında. Yoksa ben Atak helikopteriyim, 3000 yaşındayım, vuh tutu, tutu diye bir şey yok yani. Böyle bir şey değil. Felsefi bir ideoloji benimki. Bunu bugün açıklayacağım. Ve sen de görmüş olursun. Anladım. Teşekkür ederim. E, ben de gidip de arkadaşlar bunu bana çok söylüyorsunuz. Sizi de burada açıklayayım. E, ben bir şeyleri yaratırım, ben bir şeyleri yok ederim. Onu kontrol ederim, bunu kontrol ederim demiyorum. Benim bahsettiğim şey bir metafor. Yani şu şekilde e, tanrı her şeyi yaratıp yok etmek değil. Bunu metaforlaştırarak düşünmeniz gerekiyor. Yani siz bunu e, semavi inançlar ya da odur budur gibi tanrılara vaat edemezsiniz. Çünkü benim bahsettiğim şey bu değil kesinlikle. Ben gidip de bir ruhu baştan yaratıp e, bir şeye can verebileceğimi iddia etmiyorum. Teşekkürler. Bu kadar. <laughs> Peki tanrıyımdaki kastın ne o zaman? Tanrı ne işe yarar? Yani tanrının bir parçası olduğumu söylüyorum. Tanrı parçalara bölünüyor. Ve bu parçalara bölünen ruhlardan biri de doğal olarak benim. Ve sizlersiniz. Yani hepimiz aynıyız ve hepimiz tanrıyız aslında. Ama benim e, geçen videoda söylediğim gibi tanrı katına çıkma olayı... Ee, onunla birleşene kadar tanrı değilim. Birleştiğim zaman tanrı olmuş olacağım. Yani benim şu an tanrısal gücüm yok. Sadece onun bir parçasıyım. Hmm. Yani seni parçalara bölebilecek kadar bir ruh verebiliyor. Evet. Sen de bir parça ruhsun sonuçta. Evet. Ee, peki bu parçalara hiçbir şey yapmıyor mu yani? Yani işte biz biz oluşuyoruz o parçalarla. Canlılar oluşuyor, ruhu olan her şey o parça aslında. Tanrı sana ne ruhundan versin mesela? Yani sizin tanrılarınız neden veriyorsa o da o yüzden veriyor. Beni yaratıp bir şeyleri deneyimleyip öğrenmemi istiyor. Ama biz kalkıp da bir tanrı olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ama sonuçta ben de iddia etmiyorum. Ben şu an değilim. Olacağım. Ama hepimiz de olacağız aynı Yavru zamanda. Yavru tanrıyım demiştin. Evet bebek tanrıyım. Yani e, bu komik bir örnek gibi <laughs> gelebiliyor ama yani şöyle ki onun bir parçasıyım ve e, onunla tekrar birleştiğimde tanrı olacağım. Yani... <laughs> Ee, bunu fiziksel bir şey düşünmeyin yani bir şu kağıdı kopardığınızda yırttığınızda tekrar birleştirirseniz aynı olmaz birleştiremezsiniz ama e, yani ruh somut bir şey değil soyut bir şey o yüzden ben onun bir parçasıyım ve tekrar onunla birleşebilirim siz de aynı şekilde öylesiniz zaten ben sadece kendim tanrıyım demiyorum hepimiz tanrıyız diyorum çünkü hepimiz aynı ruhu paylaşıyoruz aynı tanrının ruhunu paylaşıyoruz ve birleştiğimizde tanrılaşacağız ama bu ne zaman bilmiyorum. Birazdan bunun çelişkili bir durum olduğunu açıklayacağım. Muhtemelen evet. sen de vazgeçeceksin inancından. Birazcık eksiksin. Gördüğün kadarıyla. Mert, sen ben unicornizm'den bahsetmek istiyorum. Sen Unicorn'a unicorn inanıyorsun, doğru mu? Unicorn. Evet, unicorn un bir sembol olarak falan işte oyuncaklarda vesaire bulunan tek boynuzlu attaki hı. görsel mi senin tanrın yani? Hayır. Onu açıklıyorum şu an. Buyur. Unicornizm öncelikle bir din değil. Felsefi bir ideoloji. İçinde barışın, güzelliğin ve iyiliğin olduğu felsefi bir akım aslında. Ne zaman başladı bu akım? Unicorn'u sadece sembol olarak kabul ediyoruz. Unicorn'a inanış 4.000-5.000 yıllık bir tarihe dayanıyor. Sümerlere, Babillere kadar gidiyor bu inanç. Çoğu inancın içinde de var aslında. Hristiyanlarda Rara atı olarak geçer. İşte Müslümanlıkta Hazreti Burak var. Çoğu inançta var. Bir unicorn'a inanılmış yani. İnanç olmasa bile bir iyilik sembolü olarak gözüküyor. O yüzden buna inanıyorum. Bunun felsefesini oluşturdum. Onun temsilcisiyim şu anda Türkiye'deki. 1200 kişilik bir lejyonum var. İçinde tüm dinlerden, inanışlardan, inançsızlardan insanlar var. Müslüman arkadaşlarımız var. Hatta yetkili kişilerden birisi Müslüman. İşte deist var, agnostik var. Ben de inançsızım. Sadece bu felsefi ideolojiyi savunuyorum. Dini bir inancım yok. Hı. O zaman sen bu lejyonu kurdun ve lejyonun da şu anda üyelerinde var yani. 1200'lü geçkin üyemiz var şu anda dediğim gibi. 2026'da bir rakam verdim. Sayı verdim daha doğrusu. Bunu verenler çok oldu. Emin adımlarla ilerliyoruz yani artarak. 1200 evet. kişiyiz şu anda. Bu size sen ne diyorsun? Yani gerçekten sayılar hiçbir şey ifade etmiyor. Yeni başladık ama. Ee, olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ben de bir lejyon kurup bir sürü insanı dahil edebilirim. Ama gerçekten hani bu görüşe göre mi hayatını idame ettiriyor? Bu görüşe gerçekten inanıyorum yoksa sadece lejyonda olmuş olmak için mi lejyonda? Ya da hani bunun gibi bir sürü sorular var. Evet dediğim gibi şimdi unicorn bir din olmadığı için unicornizm. İnsanların diniyle ilgilenmiyoruz. Yani bizim için... Dininden bahsetmiyorum. Bir felsefi görüşse bile bu evet, ona göre bir, bir hayatı devam ettirmen gerekiyor. İşte yani. iyi bir insan olsun, barış olsun, güzellikler yaysın etrafında. Bizim için bu önemli olan. Yani Müslüman bir arkadaşımız geliyor. Evet humanist olarak düşünebilirsin. Müslüman bir arkadaşımız geliyor mesela. Kendi inancını yaşıyor. Ama aynı zamanda unicornist. Unicornizm çatısı altında toplanabiliyor. Böyle bir felsefi ideoloji yani. Yani aslında... ismini değiştirmişsiniz. Hayır canım. Olur mu öyle şey? Şimdi farklı şeyler de var içinde. Onlardan bahsedeceğim ama... Lafı çevirme. Bir güzel soru sordu sana. İçinde farklı şeyler de var. Din kardeşliği aslında. Tamam. Hümanizm işte. Hümanizm'in adı Hümanizm yani. Bu günükonizm. Tamam. Şöyle söyleyeyim o zaman. değiştirerek o zaman kendine bir olan bir şeyi tekrardan kullanmaya fark, yok Yani şöyle var. mesela <laughs> atıyorum ki biri çıkıyor diyor ya ben peygamberim diyor. Yani şu şu dönemde. Herkes ne diyecek? Saçmalama yani. Çıkan çıktı. Gelen geldi. Tamam mı? Felsefi evet. görüşler için de aynı şey geçerli. Zaten senin e, aklı kapasiten gereğince kendim ve sen yani herkes için söylüyorum. İnsan bir şey bir yere kadar düşünür. Bu düşünülebilecek şeyler zaten şimdiye kadar düşünülendi. Yani Orta sen Orta çağlarda da böyle dinliyordu. Yapılabilecek her şey yapıldı diyorlar. Yani Daha sonra e, telefon bulundu, araba bulundu, hatırlatırım. O teknolojiyle alakalı bir şey mi? düşünceler alakalı. Düşünceler her zaman, şey zaman gelişir e, ve ilerler. Yani şu anda mesela ben, ben bir soru sorabilirim. Sor. Bir kitaba bakarım. Bir işte internete bakarım. Ve onun cevabını bulabilirim. Çok yıllar önce bir işte filozof söylemiştir bunu tamam mı? Şimdi e yani hala binlerce cevap. sen 21. yüzyılda tekrar bir anda gelen ve bir akım başlatan bir felsefi bir görüş başlatan bir filozof olduğunu mu iddia ediyorsun? Filozof Öyle olduğumu hissettim. iddia etmiyorum. Sadece insanların... Ama felsefi bir görüş... Ol zaten var olmayan bir felsefi görüş... Bir filozof olmama gerek yok yani bunu kurmam için. Tamam ama zaten var olmayan, önceden şey yapılmamış bir felsefi görüşe göre hayatını idam ettirip bunun üzerine bir lejyon kuruyorsan bu görüşü sen bulmuş olman gerekiyor. Çünkü unicorn, sen, unicorn diğer mi? diğer kaynaklarda unicorn olarak geçmiyor. Sen unicorn olarak adlandırdığın ne, için bu sana özel bir şey. Geçmiyor. İşte Burak'tan bahsediyorsun. O deve ya da binek. O unicorn değil. Boynuzu var mı? Yok. Aa, her neyse oraya takılma. Çoğu Kanazı inanışta, var sadece. Çoğu inanışta e, unicorn geçer. Din olarak bakma buna. İnsanlar unicorn'un bakmiyorum. kendisine de inanmış zamanında. Ben öyle görmüyorum. Bir tanrı veya bir şey olarak görmüyorum. Sadece benim için yani iyiliğin sembolü ya yani unicorn Yani insanlar Budur. çoğu zaman çok şeye inanmış. Öyle bakarsak her şey... İşte onu diyorum yani. Bazı bölgelerde kalırlık. hatta tanrı ve tanrıçı olarak bile kabul ediliyordu. Tamam eskiden de şişman kadınlar bereket verdiği gerekçesiyle tanrıç olarak görünüyordu. O zaman ben kilo olayım hemen diyeyim ki çıkayım buraya tanrıçayım ben diyeyim yani. Sen çok uzun ne? yıllar önce Sümerler'de tanrıçaydı. Öyle, öyle diyorsun zaten. Tamam da ben ondan bahsetmiyorum. Eskiden bir şeye inanıldı diye gerçek olacak anlamına gelmiyor. Gerçek demiyorum ben de sana. Ortada gerçek olmasını gerektiren bir şey yok yani. Sadece iyi ol. O zaman sen beni de çürütemezsin. Ben de felsefi ben. bir görüşten bahsediyorum sana burada. Yok ben gayet çürüteceğim seni. Ama şöyle. işte ben de bir felsefi görüşten bahsediyorum. Sırf felsefi görüşten bahsettiğin için çürütemiyorsak ben de çürütemezsin şu anda. Sen peki hiç kutsal Nepal hamam böceği üretme tapınağına gittin mi? <laughs> Gitmedim. Belli gitseydin böyle konuşamazdın. <laughs> sen gittin mi? Ara sıra uğruyorum. Rüyalar aleminde mi? Elbette. Tabii astral yoluyla yolu, gideceğim. Yolu. Astral. Telekinezik güçlerim de var. Üst düzey bir canlıyım. Üst düzey bir var. Lejyonum var. İçerisinde farklı inanışlar var. Panteist bir yetkiliye ihtiyacımız var. Senin de lejyonumu almak istiyorum. Umarım yani inandırırsan beni. Beni çürüt gerçekten Gireceğim yetkili olarak legende söz veriyorum. Pantezine bırakmana da gerek yok dediğim gibi insanlar inanışıyla gelebiliyor yani yine oluyor. Tamam bana mantıklı bir içerik ver yani humanizm diyorum evet ama farklı şeyler var diyorsun evet. farklılık katan ee, şey ne mesela? O zaman senin sen buna neden senin, humanizm değil de unicornizm diyorsun bana onu anlat. Unicorn istiyorum. çünkü, çünkü sembol olarak yani. e bu dediğim barış güzellik ve iyiliğin anlamı. Tamam eşittir. zaten humanizm unicornizm İşte farklı olan şey ne? Farklı olan şeyleri söyleyeceğim şimdi sana. Senin inancından gideceğim panteizmi Onu çürüteceğim önce. Tamam. Biliyorum. Daha sonra. Zaten sen geleceksin. Biraz uzun yani. sürecek gibi hissettim. Çünkü pek olabileceğini düşünmüyorum. Öyle mi? Evet. Ee, sen ilk videolarında insanlar kitaplar yazıyor dedin. Kutsal kitaplar. Bunları insanlar yazsa bile dedin ben buna inanırım. Gerçek olduğunu düşünürüm. Hepsine evet. inanıyorum dedin. Çünkü biz mu? de Tanrı'nın bir parçasıyız. Biz de Tanrı'yız dedin. Evet. Peki ben şu an bir kitap yazıyorum. AKA biz de Tanrı'yız o ben bir kitap yazıyorum şu an. Bittiğinde sana vereceğim. Onu okuyup bana tabi olacak mısın? Hayır. Ben de bir tanrıyım. Hayır olmayacağım. Öncekileri neye göre alıyorsun? Hepsini kabul ediyorsun. Orada söylediğim şey... Yalanlamıyorum ben kitapları. İnanıyor muyum şahsen? Hayır. Ama ben o kitaplara yalan diyemem. Çünkü eğer ben insanların tanrı olduğunu iddia ediyorsam ve bu kitaplarda insanlar yazdı diyorsam yine ben tanrı yazdı demiş oluyorum. Çünkü ben zaten insanlara Tanrı diyorum diyorum orada. Söylediklerimi dikkatli dinlememişsin gibi düşündüm. Hayır yanlış cümleler kurmuşsun. Birebir videodan aldım cümleyi. Yanlış cümleler kurmadım. Dedim ki eğer devamını almamışsın o zaman. Eğer insanlara tanrı diyorsam ve mesela diyorum ki yok ya ben inanmıyorum İslam'a işte e, Kur'an'ı Muhammed yazdı dedim. Ama bana göre tanrı da insan. O zaman Muhammed'i de ben tanrısal bir varlık olarak görmem gerekiyor. Ki. Bu da demek oluyor ki e gene Kur'an doğru anladın mı? E İslam gerçek o zaman. Hah işte hepsi gerçek. E işte onu diyorum ben de. Şu ama an sonra bir şey dediğim bir eklediğim, ben eklediğim, de eklediğim bir şey var. Göre. Bana uyuyor mu? Uymuyor. İnanıp inanmamak şu an benim kararım. Yani i̇nanıyorum dedin ama hepsine inanıyorum Hayır dedim. yani doğruluk payı olabilir ama beni bu alakadar eder mi? Etmez yani. Peki Panteizm'in kelime anlamını söyler misin bana? Pan, Panteizm ne demek? Pantüm, teizm, tanrıcılık Yunancadan geliyor. Panteizm birleşince tüm tanrıcılık. Bunu pan aslında zaten. tüm demek değil. Pan kapsayıcı demek. Teizm pan, tüm demek. Kapsayıcı tanrı demek aslında. Her şeyi tüm kapsayan tanrı demek. demek. Daha kelime anlamını bilmiyorsun inanışının ve bunu burada demek. savunmaya çalışıyorsun. Tüm tanrıcılık demek. Değil. Pan tüm demek. Tüm anlamı da var ama değil aslında. Tamam, iki anlamı var. Panteizm kapsayıcı tüm tanrıcılık ama olarak geçiyor. Pan kullanılan bütün kelimeler tümden bahseder panteizm panseksüel mesela bütün cinsiyetlerin hoşuna tüm çünkü tüm cinsiyetler tüm cinsiyetçilik panteizm tüm tanrıcılık tüm dincilik teizm din aslında dincilik yani tüm dincilik her şey var ne ararsan var ben ayrımcılık yapmıyorum Ruhu olan her şey tanrıdır dedin önceki videoda. Evet da. çok doğru. Panteizm aslında bunu savunmaz. Eee lejyonlar var falan diyorsunuz ya da işte neydi o mezhepler var. Panteizmin üç mezhebi var. Ee, tabiat panteizmi, ideolojik panteizm ve e, teistik panteizm. Şimdi teistik panteizm dediğimiz e, vahdedi vücut ya da işte hem bir dine inanıp hem de bunu panteizme çekmek. Bu teistik panteizmdir. Benim söylediğimle çok alakasız. Ee, tabiat panteizmi benim söylediğimle benzer ama aslında evrenin tanrı olduğuna inanıyor. Yani evrenin kendisinin. Bizle de alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ee, aslında ideolojik panteizmde ruh olan şeyler yani ideolojik kendim. Aslında panteizm insanlar. genel olarak Tanrı'nın tezahürüne inanmaktır. Tanrı'yı doğada görmektir. İşte o senin burada söylediğin yanındın, tabiat panteizmi oluyor. Kelime anlamını da söyleyemedim panteizmi yanlış söyledin. Peki. Ve üç tane bölüm ayrılıyor yes, dedin. Burada da ayrıldın. Burada da yanlış yaptın. 7 bölüm ayrılıyor panteizm. 7 farklı inanışı var. Yedi Farklı bölüme ayrılmıyor. 7 farklı bölüme ayrılıyor. Sayar mısın lütfen? Sayarım. Klasik panteizm, dini panteizm, tamam. doğa panteizmi, tamam. dediğin e, sübjektif, sübjektif panteizm, evet. bilimsel panteizm, proses panteizmi, kozmik panteizm. Onlar sonradan çıkmama. Yani mezhep olarak 3 tane. Senin ilk üç saydığın. Mezhep olarak geçmez bunlar yani. 3 bölüme ayrılıyor dedin, 7 tamam. bölüme ayrılıyor. O sonradan eklediğin 5'i başka şeyler. Onlar mezhepleri değil. Onlar ay, ay, o üçe ayrılmış mezheplerin dalları. Yani sadece evrenin kendisine inanırsın. Doğa, işte doğa, tabiat, kozmik, panteizmi. Kozmik hangisine giriyor mesela? O, ilk üçte. o da doğaya giriyor. Yani diyorsun ki Dini bir... teistik panteizme giriyor. Diğerleri de ideolojik panteizme giriyor. Yani aslında benim üç saydığım üçünün dalları onlar. Yedi tane falan yok. Peki ruhu olan her şey tanrı oluyor dedin. Evet. Ruhu olmayanlar ne oluyor? Karmaya inanıyorsun. Karmada ve ot ruhu, olarak da doğabilirsin. E, ruhu Ona bir, ruhun bir şeyin olmuyor. karması olmaz. Ben bu kar, bardağı kırsam bu bardağın karmasını yaşamam. Çünkü bu bardak ben onu düşürdüğümde... Karmada de, ot olarak da doğabilirsin ama mesela. Otun ruhu olduğunu düşünüyorsan tabii ki de. Ben düşünmüyorum. Otun ruhu yok. Ama karmanın kelime anlamına bakacak olursak canlı varlıklar olarak doğabiliyorsun. Ben Bitkide karma bir canlıdır. Ben karma demiyorum ama reenkarne diyorum. Karmaya da inanıyordun sen. Karma demiyorum reenkarne diyorum. Yani ne olarak düşünüyorsun Ayankarni'yi? Burada da muhtemelen yanlış biliyorsun. O yüzden Ben e, tekrar başka bir ruhu olan bir varlık, bir canlı olarak doğacağımı düşünüyorum. Hı hı. Hani şu anda stüdyomuzda gezinen sinek olabilirim. Hani sen olabilirim. Fark etmiyor. Ama bu bunu sen Budizm, Hinduizm gibi düşünme yani. Ben birine sen kötülük zaten işlediğim yaptığım Budizm, için... Sen Budizm, Hinduizm hepsini karıştırıp çorba yapmışsın. O yüzden e, karışmış yani. Yok. Onlar zaten Panteizm'den çıkma tanımışsın. dinler olduğu için o birazcık Pantezmi karıştırılıyor. Panteizm hangi yılda bulundu? Kaçıncı yüzyılda? Panteizm çok eski. Mesela Hinduizm... Kaçıncı yüzyılda çıktı ilk önce? 17 falan büyük ihtimalle. 16-17. Değil, kendi inandığın İnancın ne zaman çıktığını bilmiyorsun. 19. İnanç, inanç on, değil. 19. Hayır. 19'u 19 ben söyledim videoda 19. 19. Hinduizme yani inancı evrilme yılıdır. Felsefi görüş olarak çıkması Diyorsun. bilinmez. Ka 19 demedin mi sen zaten? Tamam ben 19 dedim zaten tamam. de ben onun inancı evrilmesinden bahsediyorum. Normal on, gerçekten, gerçekten felsefi. Ne zaman çıktı? Felsefi olarak çıkması kesin değil. Çünkü o zamanki kaynaklar çok kesin değil. 16-17 falan olması gerekiyor. Buna kesin bir şey söyleyemem yanlış olur çünkü. 18. yüzyılda Spinoza tarafından ortaya çıkarıldı. 19. Tamam, Spinoza yazdığı kitabı kesinleştiği zaman. Panteizm hep vardı zaten. Panteizm hep mi vardı? Evet. 19. yüzyıldan niye önce yoktu o zaman? Vardı. E ben 16, 17 dedim sana az önce. 18. yüzyılda önce Spinoza etika, yoktu zaten. Etika, etika panteizmin kitabı olarak geçer. Kutsal kitabı olarak düşünür hatta panteistler etikayı. Çünkü Spinoza'nın yazdığı etika kitabı panteizmin en detaylı açıklanmış kitabıdır. Ama ve lakin e, Spinoza başlattı diye bir şey yok. Zaten bütün felsefi yakımların bir ismi var genel olarak. Hani işte şu akımı şu adam kesinlikle tam olarak sahiplenmiş. Her bütün felsefi akımların bir ismi var. Yani sen bana şey diyemezsin. Kim çıkardı yani? E, şu olaya geliyor. Kesin olarak kim çıkardı? Hani Muhammed son peygamber diye Musa peygamber değil gibi bir şey anladın mı? Spinoza evet 18. yüzyılda kitabını yazdı Panteizmin. Ve Panteizmin temsilcisi oldu. Ama Panteizmden bahsedenler vardı bundan önce de. Ama kesin değil. Çünkü kaynaklar çok eski olduğu için tamamen net bir tarihi yok yani. Ama en kesin ve en net Panteizmi gerçekten anlatan kişi Spinoza, etika kitabıyla. Ondan sonra da 19. yüzyılda Hinduizm'dir, odur budur, gerçekten bir din olmaya başlıyor ve inancı evriliyor, panteizm. Sen şu an din olarak mı inanıyorsun peki? Hayır. Felsefi bir görüş oldu. Evet, felsefi bir görüş. Peki, e, herkes tüm bedenleri deneyecek vesaire dedin, hepsini denemeden tanrı olamam falan dedin. Evet. Neden bu kadar zahmete giriliyor? Bir tane ot yaratılırdı, herkes onun içine yaratılırdı, koyulurdu ve herkes deneyimlemiş olurdu. Neden bu kadar ölüyorsun? Başka vücuda giriyorsun, yani tüm hepsini deyorsun. Yani ot ot işe, neden gitmiyor, bu kadar ot işe gitmiyor. Ot işe gitmiyor. Ot birilerine sohbet etmiyor. Tanrı isteyip bunları tak diye yapabilirdi ee, falan. Neden bu kadar tüm bedenleri yani, ölüp tekrar doğmanı istiyorsun? E, tanrı senin inandığın ya da inanmadığın ya da başka bir şey. Bunu bütün tanrılar yapabilirdi. Böyle düşünürsen bu dünyanın yaratılışı. Tamam, böyle yani düşünürsen sizim. böyle düşünürsen bu dünyanın bir yaratılış amacı İşte yok. neden neden öyle yaptı? Onu soruyorum. Nedeni ya? Yani çünkü yani? tanrılaşman için bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Hiçbir şey bilmeyen bir tanrı olmaz. <laughs> kendi yarattığı Direkt dünyayı, ama sana. kendi yarattığı dünyayı deneyimle deneyimlemeyen bir tanrı olmaz. Yani tak diye bildirecek olsa zaten niye yarattı ki? Direkt bu o kadar zaman bütün nedeniyle. bu bilgileri kaplamayacaksa. Otun kafana içine yaratsaydı herkese, orada herkes deneyimleseydi. Yani ot hiçbir şey yapmıyor. Çok saçma bir örnek görüyorsun. Ot hiçbir şey yapmıyor. Yani bazen hiçbir şey yapmayan şey insanlara şey dersin ki. mesela ot gibi yaşıyorsun sen yani mesela. Ben e, mi? Ot gibi yaşıyorsun dersin anladın mı? E, ot bir şey yapmıyor. Ota beni koyacaksa o zaman beni yeryüzüne getirmesinin de bir manası yok. Dediğin gibi takviye yapardı. O zaman hiçbir e, inancı, Neden böyle bir şey yapıyor peki? Amacı ne yani? Herkesi neden tanrı yapmak istiyor? Herkesi tanrı yapmak istemiyor. Zaten biz onun bir parçasıyız. Deneyimledikten sonra tanrıyla birleşebiliyoruz. Çünkü onun bilgi birikimine, onun bilgeliğine erişiyoruz. Yani erişiyor zamanı geldiğinde tanrı olmayacak mısın hepsini denedikten Olacağım. sonra? Olacağım. Neden böyle bir şey istiyor? İlk tanrı kim? İlk tanrı var mı yoksa o da mı hepsini deneyimledi? İlk tanrı var. İlk tanrı peki Ama işte sürekli neden başka tanrılar Bunu yaratıp, sana. yaratıyor? Bunu söyledim sana. Sana söylemedim. Pardon. Ben mesela Eski çok üstün bir düze, düzey güce sahibim tamam mı? Her şeyi yapabiliyorum. Ama diyorum ki mesela sen mesela alt düzey bir şeysin. Çok alt düzeysin. Diyorum ki işte bu da tanrı olsun. Benle beraber takılsın. Orada o da yönetsin. Hayır, Karmaşa hayır, çıkmaz. Hayır, Herkes şey tanrı yapmaya işte. çalışıyor. Bu Individual, değil mi ayrı, ayrı, ayrı 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 tanrılar düşünme. Bir tane tanrı var. Sen ondan kopuyorsun ve tekrar birleşiyorsun. Yani Tanrı sayısı fazlalaşmıyor burada. Fikir ayrımı olmuyor mu peki? İçeride bir sürü insan Tanrı olmuş oluyor sonuç olarak. İşte o öyle değil. E nasıl açıklayabilirim? Yani e, bunu çıkardım tamam mı? Bu benim ve sensin atıyorum ki. Ben bunu taktığımda birleşiyor ve bunların düşüncesi de birleşmiş oluyor. Yani e, o ben olmayayım ya. parmağa girmek istemiyorum. Şey parmağım bana girmesi istemiyorum. Yani e, bir fikir ayrımı ya da bir düşünce ayrımı olmuyor. Sen tekrar birleştiğinde zaten aynı şeyi düşünüp aynı şeyi yapmış oluyorsun. O zaman senin tanrı olmana, birleşmene ne gerek var? Zaten ilk tanrı aynı şeyi istiyorsa sen de ekstra niye oluyorsun? Ya yani niye gibi sorular çok saçma. Ben tanrı olmuyorum. Ben zaten tanrıdan soruyorum. koptum. Ben tanrının parçasıyım. Sen tanrıdan koptun. Sen tanrının parçası. parçasısın. Neden böyle bir şey yapıyor? Amacı ne peki? Koparıp sonra tekrar seni birleştirmeye çalışıyor. Hepsini deneyimlemek Çünkü sonra uğraşıyor. biz de kendimizden koparıp tekrar bu döngüye gireceğiz. Çünkü niye anladım, şekilde bu şekilde. Amacı ne? Bir amacı yok. Ama Bu şekilde yani. Yani neden böyle bir şey yapar insan ya? Yani? Çok saçma değil yani mi sen? Senin yani? de amacın yok. Bir tanrısın. Senin amacın var mı? Var. Ne var güzelliği ve iyiliği yayıyorum. Öldükten sonra ne yapacaksın? Öldükten sonra bir şey yapmama gerek yok ki. Benim bir inancım yok. Tamam işte öldükten sonra ne olacağını düşünüyorsun? Sonsuz bir inanıyorum. İşte ben ona inanmıyorum. Tamam ama senin bir, de amacı bir amacın yok yani. o zaman. Kanıtlanmadığı yani sen için diğer öldükten, inançlar sen öldükten sonra bu olacak yani bak, muhtemel hayır. son bu. İşte ben de sana bunu sorabilirim. Sen öldükten sonra sonsuz bir uykuya dalacaksan zaten hiçbir şekilde hiçbir şey yoksa öldükten sonra neden unicornizme humanizme inanıyorsun? Çünkü arkamda yok. bir şeyler bırakmak istiyorum. Ot gibi yaşamak istemiyorum senin deyiminle. Mantıklı tabii ama yani sonsuz bir ülkeye dalacaksam şahsen ben büyük ihtimalle hiç bu ülkeye Dinler bu, zaten burada kuruluyor. Sonsuz bir ülke insanlar çekemeyeceği için yani beyinlerine zor geliyor. Sonrası yok anladın mı? Ölsen de bir şey değişmeyecek. İntihar edecek çoğu kişi. Tak dinler ortaya çıkıyor. Sonrası var abi diyor sana bir şeyler yap sonra ibadet etmeye başlıyorsun. Ama bu aslında, kötü bir şey mi sence? Kötü bir şey değil. Çoğu insanın hayatı tutulmasını sağlar dinler. Bir sistemdir aslında. Sen tutamamadın mesela doğru mu? Yok tutunuyorum şu an. Bir dine ihtiyacım yok. Üst düzey varlıkların dine ihtiyacı olmaz. Veya bir inanca ihtiyacı olmaz. Bence sen tutamamışsın kanka. O yüzden kendini üstün zannediyorsun. mı intihar ederdim şu an. Yakında onu da görürüz diye düşünüyorum zaten. Allah göstergesin. Unicorn Bu ee, Buse hep sana soru sordu. Sen hiç soru sormadın. Evet soramadım. Ee, soracağım soruyu da unuttum. Ya Uzun sürecekse ben sorayım bir tane daha. Tamam, sor ederim. Soracağım. Şimdi, her şeyi deneyimli deneyimliyorum diyorsun. Her bedene giriyorum, her şeyi yapacağım. Tüm iyilikleri, kötülükleri. Doğru mu? Evet. Bebek tecavüzcüleri var. Evet. Sen bebek tecavüzcüsü olacaksın bir gün evet. ve bebeğe tecavüz edeceksin. Evet. Böyle bir tanrı olabilir mi sence? İşte her şeyi deneyimlen deneyimlemen gerekiyordan kastım bu. Bunu sen seçmiyorsun. İyilikleri de, kötülükleri de deneyimlemen gerekiyor. Ondan sonra tanrılaşıyorsun. Yani şey diyeceksin. Aa, bebeğe tecavüz eden tanrı mı olur? Hayır o tanrı ta o sırada o tanrı değil. Hitler hani, olacağım dedin. Evet Hitler de olacağım Tüm pislikleri şu an soykırımları e, şey yaptın yani meşrulaştırdın. Meşrulaştırmıyorum tabii Baya tabi. meşrulaştırıyorsun. Kötülükleri de Ondan sonra gerekiyor. Dediğim şeyde, Tanrı olmam gerekiyor. Bazı, insanın, bazı insanların şey ütopyası sizin distopyanız olabilir dedim. Benim distopyam senin ütopyan olabilir. Tamam. Benim senin gibi yaşamak benim distopyam. Hayatta istemem. Senin de büyük ihtimalle benim gibi düşünmek distopyan. Ama bunu açıklaman gerekiyor. Ama yani. benim Şu an bir arkadaşımız. Yani. Eee bu mantıklı e, mı sence? Onu soruyorum sana. Tabii ki de mantıklı. Neresi mantıklı? Çünkü e, bir şeyi yapmadan bir insanın e, yerine geçmeden kesinlikle hiçbir zaman onu tamamen anlayamazsın. Tanrı çünkü Tanrı neden ilk tanrı neden böyle bir şey izin veriyor? Diğerlerinin tecavüz etmesini, soykırım yapmasını. Ben hiçbir zaman böyle bir kötülüğü kendi aklımda bir şeye oturtamam. Ben öyle biri değilim çünkü. Ama yapan kişiler var ve onların yerine de doğacağını söylüyorsun. Evet. O zaman yapmış olacaksın. O zaman da öldükten sonra neden olduğunu, nasıl olduğunu, neden geliştiğini, bunu neden yaptığını anlayacağım. Ve her şeyin sebebini çözmüş Anlayamayacaksın. olacaksın. Anlayamayacaksın. Önceki programda dedin ki meditasyonlar yapılıyor ama maksimum bir önceki hayatına kadar görülebiliyor. Onu da gören kişi sayısı çok az. Tanrılaştıktan sonraki e, evreden bahsediyorum. Yani meditasyona uğradıktan sonra, meditasyon yaptıktan Hayır, sonra önceki hayatlarını görebiliyor musun? Evet ben ama şu an ondan bahsetmiyorum. Anlayacağımdan kastım Hı -hı. tamamen her şey yaşayıp ile birleştikten sonra tamam, anlamış Tamamen demiyorum ben sana. Tamam ben ama şu an ondan bahsediyorum. Peki e, meditasyonla önceki hayatını görebiliyorsun. Evet. Yaptın. Önceki hayatında mazoşistsin, bebek tecavüzcüsün, soykırım yapmışsın, hitlersin, herkesi öldürmüşsün. Veya şu an savaşta olduğu gibi İsrailsin sebepsiz suçsuz insanları öldürmüşsün. Meditasyon yapıyorsun bunları görüyorsun. Önceki hayatında bunları yapmışsın. Okey. Psikolojinin yerinde olabilir mi? Hayatına nasıl devam edebilirsin? Böyle bir tanrı olabilir mi sence? Olabilir sen? çünkü şu anki ben yapmıyorum onu. Eski ben Psikolojin bozulmayacak mı? Hayır. Neden Aa, bunları bunları yapmışım. Binlerce insan öldürmüşüm diyeceksin. Neden bozulsun psikolojin? Niye geriye dönmene izin veriyor tanrı? Önceki hayatlarını bilmene izin veriyor. Yani vermemesi için bir sebebi yok. Zaten sona geldiğimde ben bunların hepsini öğrenmiş ve bilmiş Sona vereceğim. geldiğinde öğreneceksen şu an bilmenin anlamı ne? Neden, neden geriye dönebiliyorsun? İşte ben bilmeyi tercih etmiyorum. Ben gerek Zaten Zaten bilemiyorum diye. demiştim demiştin. Bir peki. tane falan gidebilirim demiştin. Gidebilirsin. Ya işte denersem. Denemediğim için Sona gideceğim bilmiyorum. dediğin neresi oluyor peki bu? Yani birleştiğimden bahsediyorum. O da bir zırva şimdi. Sona gitmekten bahsedeceğim. Dünya kaç milyar yıldır var? 7-8 milyar yılda var. Zaman kavramı yok demiştim. Kaç o. milyon, milyar insan yaşadı? Çok, Bayağı bir insan yaşadı. Evet. Hepsini deneyimlemen için öyle bir zaman kavramı yok. Dünya yok olacak. Zaman kavramı Hepsini yok dedim. Dünya için. zaten yok oldu dedim ama senin ölmen gerekiyor <laughs> yeni bir bedene geçmek için. Evet. Tamam. Zaman kavramı yok ama mesela ben öldüğümde gidip de bir tane neandertal olarak da doğabilirim anladın mı? Ya da gidip bir tane T-Rex olarak da gelebilirim. Dünya anladın. yok olacak ama dünya yok zaman, olacak. Zaman tamam dünya yok oldu zaten. Yok oldu. Nerede yaşız? Dünya yok oldu zaten. Nerede yaşıyoruz? Hani şu an biz videoyu çektik, bitti. Eve gittik. Belki ben şu an videoyu izliyorum falan. Paralel evrenler evlenmelerin yani izlerken öyle olacak. akımına inanıyorum yani. Bunlardan Peki, bahsetmiştim. Sen paralel evrenlere inanıyorsun. Ki bu panteizme çok alakalı değil. Bu benim kendi görüşüm. O zaman, Sonra bana ee... lütfen laf ediyorsunuz. Bu panteizm Teşekkürler. <laughs> o zaman şunu sorayım sana. Paralel evrende kozmik bağlam ve eşgüdümlü sinerji entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsun? çok şey düşünüyorum. Şöyle ki, entegrasyon hakkında pek bir bilgim yok. Araştırma yapmadım. Ama ve lakin, araştırma yaptım. Şöyle, bilimsel açıdan bilmiyorum. Çünkü bu benim inancıma dahil ya da bu görüşe dahil, panteizme dahil bir şey değil. Bu benim kendi düşüncem. Yani ben bunun olduğunu düşünüyorum. Zaman kavramı sadece zaman kavramı yok benim düşüncemde. Paralel evreni araştırmadın ama sadece olduğunu biliyorsun. Evet çünkü zaman zaman kavramı yoksa şey? illaki bir paralel evren olması gerekiyor. Çünkü zaman, zaman kavramı var ama. İşte bana göre yok. Bana göresi yok ki yani bunun var. Şu an e, mesela saate hani bakıyorum. Sana göre de bir yaratıcı bir hiçbir şey yok yani. Bana göre... bir kanıt yok. Bir kanıt verirsen tam ben de inanayım. Kanıt olmayana kadar göz ardı edilir. Tanrı yok gibi davranırsın. Bilim böyledir. Ama Neyse. bir Peki sen dedin ya paralel evrenler falan. Ee, geleceğe dair bilgilerin var mı? Hayır. De, paralel evrenler arası geçiş falan gibi bir yeteneğim olduğunu iddia etmiyorum. Böyle bir şey yapamıyorum tabii. <laughs> o zaman nedir kastın? Yani <laughs> şu anda bu hayatımın, şu an yaşadığımız şeyin birçok versiyonu var aslında. Şu an yaşanıyor. Bunun geçiş yapmak nasıl yapılır? Nasıl edilir onu bilemem. Bunun üzerine bilimsel araştırmalar var ama çok da kesinliği yok yani. Ee, çok da çünkü. üstüne durulmuş bir şey değil. Işık hızı, olsun busu çok fazla şey var. Hani çok da gerçekten derinliğine <laughs> indiğimi söyleyemem. Yalan söylemiş olurum, inmedim. Ee, bu benim kendi saf düşüncem yani. Ee, onun dışında hani biz buradayken bir daha başka bir aynı buradayız yani. Ama mesela ben bu cümleyi söylemiyorum. Başka bir cümle kuruyorum gibi söyleyebilirim. Yani bir sürü versiyonlarımız olduğuna inanıyorum. Ve bu versiyonların olmasının sebebi de zaten şey dediği hani sen bunu işte bu kadar insan varken nasıl yaşayacaksın mantığı. Benim kendi mantığımda ben bu inancın açığını bu şekilde kendi mantığımla örttüm. Böyle bir panteizmde şey yok. Bu benim kendi eklediğim bir düşünce. Yani panteizme inanmak için kendine başka bir yol seçtin. Ya hayır öyle demeye gerek yok. Çünkü öyle dersek çoğu inançta var bu yapılıyor. Ee, mesela biz de öyle hani inanmak için başka bir sebep aramıyoruz. Ee, i̇nanmak istediğimiz için inanıyoruz. Örnek biz ben de, de inanmak aramıyoruz. istediğim için inanıyorum zaten. Ama inanmak istediğin için başka bir yöntem deneyerek bu sefer kendini ikna ediyorsun anlattığına göre. Hayır öyle demeyelim de şöyle ki hani bence bu yüzden. Hani bence bu yüzden. Yani çünkü eee ona bir açıklık getirilmemiş. Ben de dedim ki bu neden olabilir, nasıl olabilir? Bu şekilde olduğunu düşündüm. Hani evet. başka bir şekilde olabilir ama bence böyle oluyor. Hı -hı. O yüzden yani. Ee, şimdi sana sabahtan beri böyle e, laf söyleyen adamın unicorn'a inanıyor olması da bir garip değil mi? <laughs> Unicorn'u evet. anlattım zaten unicornizm. Bir din değil, şimdi inanç değil. Felsefi, bir ideoloji. Geçen, bir inancım yok, inançsızım. Geçen programda dedik çıkartıp ben Tanrı'mı çağırıyorum diyen adam bugün seni eleştiriyor. Evet. Ee, ben de diyorum ki işte dinsizin aklına imansız gelir dedik. Hangisi evet. benim? Bence her ikisi de ikiniz de olabilirsiniz. Yani seçeneksiz de kalmış. Hangisini bu Hiç fark etmez. İnan bilmiyorum. O zaman ben <laughs> imansız olayım. <oluyor. gülüyor> Rabbim iman nasip etsin. Şimdi burada programda konuştuklarımızla hani sizlerin aslında inancınızın ne kadar boş olduğunu insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Yani birbirinize cevap verememeniz ya da verdiğiniz cevapların tatmin etmeyişiyle işte insanlar hayatlarına çekici zehir veriyorlar. Ki... Yani ben verdim, veremedi inancak da. O yüzden bir soru daha sorayım hemen sana. Aynı şekilde yani kötü insanlarla olman gerekiyor tanrılaşmak için. Evet. Şeytani, satanizm, tarikat ve kötü örgütlerden ne farkın kalıyor insanları öldürüyorsan veya bir katil oluyorsan? Yani şu anki hayatımda bir şey yaptım yapmadığım için... Ee... Ama sonraki hayatında yapacaksın. Tamam olabilir. kesin yani. Çünkü tamam, böyle insanlar var. sonraki hayatımda yapacağım. Ama şu an ya yapıyorum. Ne farkın kalıyor o örgütlerden? Şu an yapmıyorum. Ya şöyle gibi bir şey. Ne farkın ya kalacak o zaman? Ya oldu da şu suyu döktün. <laughs> Ama şu an dökmedim aslında. Sen Ama varsayımda Ama döküceksin. <laughs> tamam dökeceğim. Evet. Yani. Ama şu an Senin inancına göre ya katiller var ve tamam, ben o katilde olacağım onu diyorsun. Onu o zaman diyorsun. düşünürüm. Zaten o zaman bu bana rahatsız edici bir... Rahatsız. Şu an ben merak ediyorum. İşte, söylesene. Bak ben o sırada atıyorum ki Hitler dedik ya Hitler oldum. Hitler olduğumda bu olay bana mantıksız gelmeyecek. Ütopya ve distopya'dan bahsettim. Aynı şey. Angela yani benim Rüyam senin kabusun olabilir, senin kabusun da benim rüyam olabilir. Ben kelebeklerden çok korkarım. İnsanlar kelebekleri çok zarif, çok tatlı bulur, tamam Çok farklı, olur, olaylar, tamam ya, çok farklı, çok farklı olaylar. olaylar değil işte. Düşünce yapısı. Ben için senin içinde. söylediğin kişiliğe büründüğümde, o insan olarak doğduğumda zaten bunlar bana korkunç ya da kötü bir şeylermiş gibi gelmeyecek. Bunlar bana mantıklı gelecek. Tamam, o o o zaman ne farkın kalıyor bu kötü insanlardan? İşte şu an öyle düşünmüyorum. Şu an mantıklı gelmiyor bana, ama öyle doğduğumda demek ki o şekilde düşüneceğim ve sonuç mantıklı olarak. gelecek. Evet, ama şu an yapmıyorum şu an bu benim hayatım ve ben şu an düzgün bir insan Sen şunu yaşıyorum. diyorsun bak birazdan adam öldüreceğim ama sorun değil ben iyi bir insanım şu an yapmıyorum. Böyle bir şey yani. Tamam ama yani öyle doğduğumda yapmak zorundayım yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey yok ya? E ama öyle doğmuş şey, olacağım ama bunun farkında olmayacaksın. Niye farkında olmuyorsun ya? Beynini kullanamıyor musun Nasıl ha, belli, farkında olacaksın? Kullanamıyorsun Nasıl göre. farkında olacaksın? Sen de kullanamıyorsun belli de. Nasıl farkında olacaksın? olacaksın? Yok yani gayet iyi kullanıyorum. E nasıl farkında olmayı düşünüyorsun? Düşünsen Hitler olarak doğmuşsun. O şekilde düşünüyorsun. Nasıl bir aydınlanma yaşayabilir? Ya bir anda ampul mu çakıyor? O sen pantolonsun. Bir dakika öldürme bu insanı. E sen demedin mi? Tanrı bana bir şey yolladı. Ben pantolonsun. yatak tak yolladı dedim. Ben iyi bir insan olmaya başladım. O başka biriyle karıştırdın herhalde. Yok sen söyledin bunu. Önceki videodan aldım. Ve bu olay e, şuraya çıkıyor. Panteizmi sana Tanrı'nın haber veriyorsa, seni iyi bir insanla yöneltiyorsa, bize niye haber vermedin? Neden adaletsiz davranıyor? Ya bilmiyorum. Benim... Ee, bilmiyorum mu? Tanrı kafasına göre işler mi yapıyor? E, ben bilmiyorum. Özel, özel bileyim. Yapabilir, olabilir. Özel sektöre döndü bu adam kayırma işi falan. Olabilir. Yapabilir yani. Çok e, mümkün. Suaf yani, ya gerçekten. O, o zaman peygamberler de adam kayırmış yok, oluyor. Özel bir dayanan yok. <laughs> Unicorn'un oğlu. <gülüyor> <gülüyor> o sembolik bir şey bak. Unicorn'un oğlu meselesi. Sen... Tanrıyım diyorsun mesela ben de unicorn olayım diye. Tamam benim tanrıyım unicorn, da. Unicorn evet. şöyle aslında geçmiş inançlarda şöyle düşünülmüş bir iyilik sembolü olarak bilindiği için böyle bazı insanların hayatını düzeltmesi için veya bazı insanlara yol göstermek için bazı Neden yerlerde bazı, bazı yerlerde gözükmüş. Özel tamam. sektör mü? Özel Adam sektör. Niye bazı Şimdi bak insanları? şöyle. Herkes bana niye abi. Öz, do, do, doğru yolu göstermiyor mesela? Gösterecek işte şu an ben yayıyorum sana. Birazdan unicorn yapacağım seni. Bak şöyle olmuş iyi bir insan mesela ona gözüküyor tamam mı? İnsanlar da onu işte oğlu, kardeşi veya unicorn'u un oğluyum böyle almışlar tarih boyunca. İşte annem diyen olmuş, kardeşim diyen olmuş. Böyle yani açıkçası iyi insanlara gözüküyor. Veya hayatını düzeltmesi gereken kişilere gözüküyor. Senin hayatını düzeltmen gerekiyor ki karşında ben varım şu an. Düzeltmenin için unicorn beni gönderdi. Anlıyorum, anlıyorum. Yani bu kadar kötü insan varken bana mı denk geldi? yerden başlamak gerekiyor. Yani birazcık çıtırından kolpa gibi geldi bana. <laughs> ee, yani şöyle söyleyeyim. Benim anlattığım kolpa kötü, senin tanrı yani olman hayatı, çok normal. Bak, hayatı kötü giden, yoluna girmesi gereken insanlar diyorsun. O zaman deminden beri bir sürü iğrenç insan tiplemesinden bahsettim. Bu videoda senin sayende ee, öğreniyor hepsi işte. Tamam beni mi izleyecek o iğrenç insanlar işte evet, örgüt dedin onu dedin bunu dedin yani kadar gitsin, bunu, gitsin ona yaysın onları senin karşına işte çıkarsın. ne kadar yaya, çıkarsın Muhammed abi de söylüyor bunu bana niye söylüyorsun çıkarsın onları da yayın. Unicorn yapmıyorum bunu bir felsefi şey olarak böyle bir Sonuç olarak birinin eli olarak yani. Senin özel, mesela yok özel e, Muhammed Bahçeci'nin eli dokundu ve seni çağırdı. Tamam <laughs> ama bunu ayarlayan sana göre unicornsa? Bana göre unicorn değil ben bir tanrı olarak kabul etmiyorum. Ya Ama ne? sen bir şey inanmıyorsan nasıl? Tamam da sen bir Bak. şey inanmıyorsan nasıl 1800 bilmem ne yaşında olduğunu iddia ediyorsun ben onu anlamıyorum. O unicorn kutsal sayılarına göre hesaplanmış bir yaş ve Hesaplar benim sistem var oradan hesaplayabilirsiniz. Hayır nasıl hesapladın bunu? ile çarpıyorsun kendi yaşına. Neden 99,45? Özel bir anlam var. Lejana katılırsan anlatırım. <laughs> mesela pentagram falan bunlar bir sembol. Sembol bir şeyi temsil eder, doğru mu? Evet. Bunun özünde varlık. Var yani göz gibi. mesela Ra'nın evet. gözü falan sembol ya. Evet. Şimdi <laughs> sembolün özünde bir varlık var. Yani varlık var... yok. Olduğuna inanılmış tarih boyunca. Hatta bunun boynuzları çal, çalınmış, ama... çalınmış, işte iyilik verdiği için eczanelere satılmış, krallar bunun peşine düşmüş, yıllar boyu kanının ölümsüzlük getirildiğine inanılmış. Dedekor kaygilerinden kesitler. Tarihi biliyorsan birazcık ya da araştır. Bir şey demeyeceğim tarih boyunca bu her inan, e, her kavimde yaşanmış. Kanka tarihte, tarihte birçok şey yaşanmış. ya. Tarihte yaşandığı için. Bir inanış. Ben mı? bunu sembol olarak tamam. alıyorum. Tamam. Tarihte yaşandığı ve o zaman olduğuna... sen niye tarihte bir sürü kitap indirmiş yani? Kur'an-ı Kerim kaç? Üç tane mi? Kur'an-ı Kerim üç tane işte, değil İncil de. İncil ama. Hayır <laughs> 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 Yani en son diyor ya ben bu sonuncuyu indirdim tamam, ama diğerleri istiyorum. de benim. Tevrat ve evet, İncil'den tamam. söz ediyorsun. Üç tane oluyor toplam. Tamam, tamam. en doğrusu Kur'an-ı Kerim orası tartışılmaz. Siz Müslümanlar <laughs> için Öyle öyle <gülüyor> e, doğru yolu buldum. E, onun, onun da bir sürü tarihi şeyi var. Niye ona inanmıyorsun? Onun da bir sürü mucizeleri var. İlla Çünkü, mucizeleri ve tarihi de bir geçiyor diye muci, ben ona mı inanacağım? Mucize gerekmiyor. Tarihte geçiyor diye de inan demiyorum ben sana. Unicorn'a tap da de demiyorum. Sadece iyilik, barış, güzellik var. Bunları zaten e, yapan birisi unicornizme karşısında olmaz yani anladın mı? Kötü bir insansan tam karşısında olursun. Ama hiçbir gereksinim yok. Sadece unicornist olduğunda eğer böyle bir insansan aramıza katılabiliyorsun. İnancın fark etmiyor senin. İstersen tuvalet terliğini tap bana. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Triplere bak. Tuvalet terliğine alakalı gülmemek için zor durdum tutamadım kendimi. Sen çok yanlış yapıyorsun bana bak. Islak tuvalet terliğine çorapla basacaksın. Unicorn mu söyledi? Şu an bir geldi. Geldiler mi? Galiba geldiler. Ay ne oluyor? Yani neyse. <laughs> sinirlerim bozuldu. <laughs> oh. gençleşti resmen fark Ya şimdi neye inanıyorsunuz diye sormak bile istemiyorum da hakikaten belli değil. Ama ben her şeyi açtım da hani sen de böyle vatidi vücuta falan biraz benzeyeceğim inandığın şeyi. E, saçmalıyorsun ayrı konu ama yani içinde böyle doğru yerler mutlaka vardır. Sonuçta biz evet e, Rabbimizin, Rabbimizin hani tecellisiz bu gerçek. Yani her şey Allah Buna eminiz. Ama biz Allah değiliz. Buna da eminiz. Hak Ama akarsın. bir parçası olduğuna inanmıyor musunuz? Bir parçası olarak böyle hani senin ki sanki böyle işte elimizin dokunabileceği bir şeymiş gibi bahsetmen garip geliyor. Bir parçası. Değil Hayır, elimizin lazım? dokunabileceği bir şey gibi değil. İşte parçasıyım. Ruhumdan bahsediyorum. Vücut olarak değil ki. Ruha inanıyorsun yani. ben yani. bunu evet tabii ki de Sabahdan beri ruhtan bahsediyorum. Ben ruh değilim, bütünüyle bedenim. Ruhta da bedendeki bir şey verilen bir isimdir sadece. Niçe? Böyle buyurdu, ser düştü. Ruhun yoksa içinde gerçekten beyninin içinde ne olduğunu düşünüyorsun? Beyin. Beyincik. Bence beyninin olduğunda şüphe var. Yani hani gerçekten... Ama ee, belli zaten. Arkasında hiçbir şey olduğunu düşünmüyor musun? Neyin arkasında? Bir şey olmasına gerek yok. Evrimsel sürece inanıyorum. Bunun için bir ilahi kudret, bir güce veya bir tanrıya ihtiyaç yok bence. İlahi kudret güç olarak düşünme bunu. Ben ruhtan bahsediyorum. Ruh da öyle bir şey yani. Metafiziksel bir olay. Metafiziksel olayların hiçbirine inanmıyorum. Metafiziksel olayların hiçbirine inanmayıp nasıl bunları iddia ediyorsun? Çünkü iddia ettiğin çoğu şey zaten metafiziksel. Ne mesela bir örnek var. Hani ee, astral seyahat, telekinezi. Astral seyahat yaptığımı söylemedim. Videonun başına dedin ki telekinezik güçlerim var. O farklı bu bir meta, olay. Bu metafizik oluyor. Yani. O farklı bir olay. Hayır. Unicorn'un telekinesisi farklı bir olay. Lejana getirsen öğretirim sana. Yani unicorn'un telekinesisi diye bir şey yok. Çünkü bu öyle bir şey yok. Bu bir metafor. Bu bir felsefi ben görüş. Yarattım. Benim bir inancım yok diyorsun. Sen yarattım diyorsun. İnançsızım. Tamam yani o zaman böyle bir şey yok sen yarattıysan. Çünkü sen inatçısın. Yaptım oldu işte. Nasıl oldu? Bayağı. O zaman tarihsel şeyle de bir yok bunun. Tarihle unicorn'un alakası var. Unicornizm'i ben yarattım. Ben yarattım. Bunu Eee kalıplaştırın bir şeye haline getirdim anladın mı? Bir çatı oluşturdum. Bu çatı altında insanları tamam. topluyorum. Din kardeşi. Ama çoğu Tüm verdiği şey metafiz yani metafiziksel örnekler veriyorsun. Telekinizi de yapıyorum diyorsun. Peki sen dedin ki önceki videonda hakka girersen hakka girilen biri olarak doğarsın dedin. Doğabilirsin dedim. Doğru mu bu? Evet, ihtimal ama bu karma olarak değmedim ben buna. Doğabilirsin tamam, dedim. Tamam karma olarak değil. Diyelim ki hakka giriyorsun ve hakka girilen biri olarak doğuyorsun. Evet, hasbel kadar eskaza. Aynen, eskaza. <laughs> bir bebek var. Gidip öldürüyorsun onu. Sonra, evet öldürdüm. Sonra sen ölüyorsun. Tamam. Bebek olarak doğuyorsun. Okey. Sonra gelip biri seni öldürüyor. Tamam. Bebekken hiçbirini hissetmiyorsun. Duyularını da görmüyorsun. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorsun. Çünkü e, bebeklerin şeyi açılmıyor yani bir yaşa kadar. Tamam ama ben ruha inanıyorum. Peki bu e, cezasını olmuş oluyor yani. Adam bebeği öldürdü. Sonra bebek olarak doğup onu da öldürdü birisi ama... Bir ceza çekmiş olmadı çünkü hissetmiyor onu, bebek algılayamıyor. İşte ben hissettiğine inanıyorum. Ben reenkâneye inanıyorum. Yani o Oru e, iletişim kurabilme yetisine sahip olana kadar bir zaten eski hayatlarını <laughs> hatırlıyor. Evet, sen peygamber olarak doğdum belki de haberim yok diye evet. bir kelime kullandın Yine. Olabilir, videomda madem hatırlamıyorsun önceki hayatını, deneyimlemenin ne anlamı kalıyor? Önceki deneyimlediğin şeyi hatırlayamıyorsun ve bir daha yapabilirsin bu hatayı. Ruhum hatırlıyor çünkü şu an hatırlamıyor olabilirim. Cevapladığım şeyleri tekrar bana sorman çok e, gerçekten komik. Ruhum hatırlıyor. hatırlıyorsa hatayı Söyle. bir daha yapmaz. Ee, nerede bir, bu bilgi nerede birikiyor tam olarak bu deneyimlediğin önceki şeyler? Ruhumda birikiyor. Ruhunda bilgi birikiyor. Evet. Travma, gen aktarımıyla geçen travmalar, böyle yani? e, bilimsel şeyler de var. Bunların sebebi hep reenkarnı. Reenkarnıya en ufak bir kanıt verebilir misin? Gerçekte yaşamış birisi bu insan. Evet çok var. Kim? Çok çok var. İsimlerini bilmiyorum. Bunun üstünde bir sürü yapılmış belgeseller var. Çok fazla hem de. Nereden alın? Ha, belgesel diyorsun bak. Belgesel gerçektir zaten. Hani. Bahsettiğim belgeseller kurgu. İnceledim. Hangilerinden Yok bir tane çocuk. Nereden bahsettiğini bilmiyorsun ki. Hindistan'da bir tane küçük çocuk varmış. yok burasında bir tane leke varmış. Önceki hayatında vurulduğu yeri gösteriyormuş. Sonra gitmiş vurulduğu kişiyi şikayet etmiş, ihbar etmiş. Onu bilmiş. Cart da cürt. Bunlar mı sence? Senin, videolarını izleyip de insanlar kurgu diyorlar. Bence sen de kendi kafana göre bir kurgu yapıyorsun ayrı mesele de. Yok. bu mesela burada bizim bir kurgumuz yok. Yani burada senin kendi inancını savunmak. Evet ben kendim geliyorum. Tamam bu kurgu değilse ama yani belki kurgu olmayabilir. Birileri kurgu diyor diye kurgu değil. Sana mi? göre mantıklı mı yani bu? Şimdi bahsettiğin şeyi bilmiyorum. Bahsettiğim olayı anlattım az önce. Küçük bir çocuk var. Burasında bir leke var, doğum lekesi kafasında. Önceki hayatında orasından vurulduğunu düşünüyorlar. Başka bir adammış aslında. Orasından vurulmuş. Tekrar o doğum lekesiyle doğuyor. Önceki hayatında vurulduğu yeri gösteriyor. Sonra gidip o küçük çocuk, 5-6 yaşındaki çocuk kendini vuran kişiyi buldurtuyor polislere. Ve cesedinin yerini de buluyor. Cesedinin mu? yerini buluyor vesaire. Hı. Ondan sonra bunları şikayet ediyor polislere. Bu da gerçekmiş bu olay. O çocuk söylüyor hepsini. Önceki hayatında doğmuş çarçurt. Bu senin mantıklı, mantıklı mı sence Ben kabul etmiyorum çünkü reenkarnasyon inanmıyorum. İşte mantıklı mı sence bu? Zaten mantıklı değil. İşte ama... mantıklı değil ya onu söylüyorum yani. Tamam, sana bu tamamen mantıksız. tamamen kurgusal bir olay. Sadece sana, ses getirsin sana, sana, sana diye Hindistan'ın yaptığı saçma oyunlardan birisi sana işte. Sana mantıksız gelmesi yalan olduğu anlamına gelmiyor. Bir kanıt yok. Yalan olduğu anlamına gelir bu da. Nasıl bir kanıt yok? Fiziksel bir kanıt tamam, gerekiyor. Tamam ama bu bunun işte. üstüne sadece Hindistan'da yapılmış belgeseller yok ki. Bunun üstünde bir sürü binlerce belgeseller var, videolar var, insanların söylediği şeyler var. Bir kanıt yok, kanıt yok buna dair. Bilim bunu kabul etmiyor yani. Ben aynısını, bilimin aynısını yolundan ben giderim. ben de yaşamıştım. Ne yaşadın? Yani tabii ben cinayete kurban gidip katilimi bulmadım ama e, hatırladığım şeyler vardı. Başka evdeydim, başka bir evde yaşıyordum hmm. küçükken sürekli bir hikayeyi anlatıyordum ve çok komiğime gidiyordu. Sürekli gülüyordum. Kıkır kıkır. Sürekli gülüyordum. Sürekli bana diyorlar ki bizim öyle hiçbir zaman bir evimiz olmadı. Bizim öyle hiçbir zaman bir hayvanımız olmadı. Biz hiçbir zaman oraya gitmedik. Tamam. Ama kişiler... Mandela etkisi. Mandel etkisi. Evet. Rüyanda yaşamışsındır ya da yaşamış gibi hissetmişsindir. Ne var ki bunda? Mandela... İlla buraya karneye mi bağlıyorsun bunu? Evet. Benim inancıma göre böyle. Abi ne alaka? En ufak bir kanıt yok ya. Sen öyle yaşadığını hissettin diye önceden bu reenkarnı olmaz ya yani belki bir bilinçaltıdır bu anladım Belki rüyanda yaşamışsındır bunu. Belki film izleyip etkisinde kalıp onu beynin sana oyun yapmıştır. Tıpkı duşta şampuan sürerken böyle kap gözünü kapattığında arkamda korkunç yaratıkların oluştuğunu düşündüğü gibi. Beyin yani bilinçaltı her oyun oynarsan. Hayal etmiyorum. Hayal etmene gerek yok. Bilinçaltı oynarsa Karanlıkta mesela farklı şeyler görebilirsin ama bunlar gerçek değil. Metafiziksel şeyler gerçek değil yani bunlar. Yani e, tamam o zaman gerçek değilse hayal ettiğin her şey yalansa o zaman e, yani dünyasında hiç metafiziksel hiçbir şey yaşanmamış oluyor yani. Evet, öyle inanıyorum zaten. Öyle düşünüyorum. O çok şey kaçırıyorsun. Telekineziyi nasıl yapıyorsunuz ama metafiziğe inanmıyorsan? Onu çok merak Onun ediyorum. Onun farklı bir olayı var. İçeri, Neyi var İçeriye olayı? gelenlere öğretiyorum. Bunu da gerçekten yapıyorum zaten kendi yayınlarımda da. Bazı Şu şekilde falan mı? Evet, bazı şeyler öyle uçurabilir. Falan. Bu şekilde. Anlıyorum. Ama bakıyoruz ki herkes var fakat hiçbirinizin zihni yok. Gerçekten ben sizin anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamadım kanka. Ben ben de anlamadım pek. Ben de pek anlamadım. Nasıl kendim, anlamadın? Kendim değil yani. İki saattir burada... Tamam anladım. Yani bir felsefi görüş saksı yani hiçbir şey... Saksı mıyım ben? Hiç... Saksı hiç, hiç, Hayır hiçbir Timit şeye konuşursun. inanmıyormuşsun. Sadece bir felsefi yakımı... Felsefi bir yani ideolojim yani İyi bir insan olmayı Hedefliyorum e, evet. vaat eden. İyi bir insan olan herkes de unicornist olmalı bana göre. Çünkü tamam. iyi bir insansan yani unicornist tamam, mi reddedemezsin. Tamam unicornist olduğumu düşünüyorum ben de. Ben Bizim amacımız bu yani. İyi bir insan olmak için unicornist olmak istiyorsan tamam o zaman herkes unicornist olsun. Evet olabilir zaten. Yani o zaman bu senin dinin etkileyen yani, bir o şey değilse... Ben sana, ben sana bir soru, niye, din yani... değil zaten bu, din değil. Mert. Ben bir soru sorabilir miyim? Ben artık? bir şey diyebilir miyim? De bakalım. Bir şey kanıtla bize. Ne kanıtlayayım? Ne bileyim bir şey kanıtla. Yani bu dediğim gibi bir felsefi ideoloji bir şeyim yok yani mucizem. Geçen gün mucizem vardı. Geçen gün Ya. O, o farklı bir olay. O unicornizmle bağımsız. Dikkat çekmek için onu yanında getiriyorsun değil mi? Neyi? Büyü malzemeleri falan. Onları, onları da şu an oluşturabilir mi istersen? <laughs> ya Allah'ım. Onları ya. yani. Tamam ben bir soru daha sorup sadete geleceğim. Hazır Lütfen mısın? Lütfen ya. Hazır mısın? Küreselleşen dünyanın üretim metasına dönüşmemiz. <gülüyor> <gülüyor> ve yaşam amacımızın ilkel atalarımızdaki gibi sefalet dolu yaşamımızda üreme isteğimiz olması ve bu yüzden boş hayatlar yaşayıp hatırlanmayacak hamam böcekleri gibi ölecek olmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Nietzsche'den bir yerden ne yaptınız? Yok. <laughs> yani ne düşünüyorum? Ben e, yaşamdan, yaşamımdan, hayatımdan gayet memnunum. E dünya üstünde sıkıntılar var ama şu yüzyılda şu olaylar yaşanırken doğmak ya da burada doğmak benim için Bunları el ele gezindir. beraber yok edebiliriz bu sıkıntıları. Ee, evet şey, hiçbir olabiliriz hiçbir şekilde olarak. el ele yok edemezsin. Öyle bir dünya yok. Edersin. İyi insanlar çoğaldığı sürece kötü insanlar azalır ve onları karşısında Maalesef olursa birazcık ütopik düşünüyorsun. Herkes el ele tutunursa ütopik, olur bu iş. Ütopik düşünüyorsun. Disney World filminde değiliz. Kötüler mi kazanacak? My Little yani? Pony çizgi filminin içinde de değiliz. Kötüler mi kazanacak? Bir anda güneş çıkıp teletabiler de gelmeyecek. Hayat böyle olmaya devam edecek. İyi insanlar evet artabilir. Senin gibi düşünmek. Ee, el Elele verilip, ele ele verilip bu Herkes şeyler gibi azaltılabilir. Bunları azaltıp yok etme noktasına getiririz. Getiremezsin. Çünkü Getirirsin. dünyanın bir dengesi var. Herkes her şey iyi hiçbir şekilde dünya ile yani olmaz yani anladın mı? Sadece savaşlar olmasın. Haksız insanlar ölmesin. Bunu istiyorum. Hayat bayram olsun. Çocuklar el ele tutsun. Şeker yesin. Keşke. Bütün dünya buna inansa, birlik olsa. Unicorn'un üstüne bize. Ben tarzını ve üstü bunu sevdim. Teşekkür Keyifli bir tartışma oldu. Mutlu oldum. Aramıza katılabilirsin falan diyormuş. Dediğim şimdi. gibi bizim bir tarihimiz var. İşte üst düzey kişiler de var Lejyon'da. Ben sizin de her dini saygınız olduğunu öğrendim. Her inancı saygınız olduğunu öğrendim. Bu güzellik, iyilik yayma konusunda ünikornizm çatısı altında. Bize katılacaksın. Buna eminim. Hatta istersen şu an seni de lejyonuma davet ediyorum. Ve bir alım töreni yapabiliriz. Hazır mısın? Hazırım. Çok hazırım. Kabul ettin mi ki? Çıktı yine bunun eksilleri. Sözleşme kabul ettiniz. Şimdi Öncelikle... Bakıyorum. Elini böyle yap. Kafana koy. Hermano, Hermano, Hermano diye üç defa. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> bir git Allah'ım. Söylesene kızım. <laughs> boş muhabbetler yapma kanka. Boş değil abi şu an alım mı yapıyorum? Alım mı yapıyorsun evet. şu evet. Okey. Bunu gerçekten yapmam gerekiyor mu ya? Ya yetkili bir, Hermano, bir şey Hermano, oluyor. Hermano, Hermano. Ay bir şey bilemem. Geldiler. Bunu yiyip üstüne bunu içer misin? Sana bir şey diyeyim mi? Tamamen trolle vuruyor ya. Yani. Başka bir şey değil. Unicorn X'ini de içersen artık bizden Yemin Yemin kızım mantıklı bu her gelen, Buna her gelen kişiye yapmıyorum. Sadece yetkili olarak gelecek kişilere. Unicorn davasında Panteis yetkili olarak devam edeceksin. Şunu söyleyeyim. Baştan aşağı troll peşinde bu arkadaş. Onu artık <laughs> rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> Afiyet olsun, şükür yarasın. Nasıl bir canlanma geldi mi? Unicorn'un kılı kaçmış ne tam süzememişsiniz. Abartma ne güzel. Ağzıma <laughs> kaçtı. Nasıl? İyi geldi mi? Çok farklı bir insan gibi hissediyorum şu an inanamaz. Power et miydi? <laughs> Kendim hazırladım özel iksir. Hmm. İçine e, dünyevi maddesel şeyler de kattım tabii ki. Tabii efendim. Genel tamam. olarak benim şifacılığımdan kaynaklanıyor. Bunlar özel bu power işte yanındaki o diğer şeyler falan yaptım. kim karşılıyor? Ben karşılıyorum. Sen? Ben bunları doğadan buluyorum. Kaynatıp <laughs> iksir haline getiriyorum. Torbacının numarasını alabilir miyim? <laughs> Torba falan değil. Bu sağlıklı bir şey. Ben bu arada maddeyi falan insan vücuduna e, yararı olmayan, kötülüğü olan her şeye karşıyım. Bunu da buradan belirteyim. Mesela bu düşünceler de insan vücuduna zararlı. Hangi düşünceler? Yok ben unicorn'la... Gayet falan. yararlı bak ne haldeyim yani. <laughs> İyi bu yaralı haliyse. Nasıl hissediyorsun bu sen? Çok başka bir insana dönüşmüşüm. Aşırı iyi bir insanım. Wow. bu. çıkıyor yukarıda. <laughs> Unicornizm çatısı altında. Panteist etkili olarak devam edeceksin bize. Evet. Doğru mu? Çok mutluyum şu anda. Bunun için. Burada ciddi ciddi yani böyle girme falan yaptıysan bunu da dile getirip de çok saçma bir şey bu yapıyorsan hayır bu konu yani. Bu yola beraber baş koyalım yani. Tamam. Panteistim ama ben. Panteist kalabilirsin. soruyorum. Tamam yapayım. ben panteistim. Ben hiçbir şekilde <laughs> tamam, inancın, <laughs> ben panteistim. Yani <inancını> değiştirmiyorsun. <laughs> ya. <laughs> Unicorn'a tanrıçam falan diyemem. Şu Şuralarda da çizgiler çekemem. Onları anlattım yani zaten. Yani şu sana. anda bunun böyle olması hoşuma gitmesi peki. Artık unicornistsin değil mi? Yani Felsefe ideoloji inanıyorsun. A, tabii humanizm gibi bir şey. Evet. İyi bir insanım evet. Tabii canım iyi bir insan olduğun için zaten seni davet ettim. Teşekkür ederim. Rica ama ederim. panteistim yani. Panteist... Biri sorarsa nesin diye unicornistim demem. Panteistim derim. Unicornizm çok sağ Elhamdülillah panteistim. O yani. zaman niye adamın işte? <laughs> ha iyi bir insanım. Lejyonuna herkes katılabiliyormuş. Evet, ben panteist olarak katıldım unicornist, sana. Unicornist, evet ama benim sen. düşüncelerim değişmedi. Baktım uyumuyor derim. Bir ben düşünce görüyorum. yok zaten ortada. Farklı ha, bir tamam olay işte. yok uyumayan. İyi İyilik biinsiniz. sadece güzellik. İyi bir insanız. Evet iyi bir insanız. Unicorn'is panteistin artık. Evet unicorn. Allah hayırlı uğurlu isim. Pembe panteistin. Pembe pembe panteistin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten ben bir şey anlamadım. <laughs> Umarım izleyenler anlamıştır bir şeyler. Ben şunu anlamanızı tavsiye ederim. Belki de işte böyle inançların ne kadar e, arkasının boş olduğunu ve böyle modellerin gerçekten dünyada var olduğunu görmenizi isterim. Kaç model abi? Valla senin kaç model aldın da de belli değil. 70 rağmen var ama ha. 1989 model. Unicorn yaşınızı hesaplamak için unicornmert.fan sitesine Reklamlar. Sevgili dostlar. Sizin vicdanınıza ve sizin düşüncenize bırakıyorum. Böyle programları yapmayı çok sevmeyerek ama sizlerin sevdiğini bilerek yapıyorum. Sizleri seviyorum. Bu programlıkta yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Sonraki programda tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Ekle bakalım. Tesadüfen doğup şans eseri yaşayan insanlardan olmayın. Siz de unicornist olun. bu gibi aramıza katılın. Buradan tüm unicornistlere selam olsun. Tabii efendim. Ben Mert Pintem.